neden bu etkinliğin ismini adlandırdın ve neden içerik tek bir bütünlük üzerine değil, genel teknoloji temalı bir içerik oldu? Ondan bahsedeyim size. Karanlık Güneş olduğu öyküsü şu, William Shakespeare'ın bir sözü var. Cahillik karanlıktır. Cahillik olayı da tamamen bizim projemiz Arutunga ile alakalı bir konu. Arutunga'ya gelmeden öncesinde diğer bir olay da şu, bugün günümüzü cahillikten çekecekse, ya da şöyle söyleyeyim, bilgi çağındayız. Bilişim çağındayken ben bundan bir 10 yıl sonrasında ya da 15-20 yıl sonrasında belki de insanların herhangi bir bilgi alma ihtiyacını duymayacağını düşünenlerdenim. Bu da insanların bir şey öğrenmeden yalan bilgilere, yanlış bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmasını sebep olan bir kötü dönemin içindeyiz diyoruz gibi bir şey kendince. Belki yanılıyor olabilir. Bu karanlığı aydınlatabilecek aydınlanmasının da, yani bu karanlığa güneş olacak olanların da bilişim sektöründen gelecek olan yeni neslin bunu yapabileceğine inanıyorum ben şahsen. Daha doğrusu takım olarak biz bunu bu şekilde inanıyoruz. Ve bu yüzden karanlıkta güneş ol isimli vermeyi düşündük. Arutunga'yla cahillik meselesinin alakasına gelince, Arutunga kendisini geliştirmek isteyen ve kendisini göstermek isteyenlerin sosyal medyası olacak. Şöyle özetlemek gerekirse, bu tarz etkinlikleri kendinizi geliştirmek için ya da kendinizi beslemek için mutlaka katılıyorsunuz. Katılmış olduğunuz bu etkinliklerdeki konuşmacı kitlesiyle siz katılımcıların aslında oluşturduğu bir sosyal medya olacak aslında. Ya da şöyle özetleyebilirim, bozulan, biraz sonra zaten videoda sizlere göstereceğiz site yapısının nasıl olduğunu, ne şekilde olduğunu arkadaşlarla birlikte sohbeti zaten açarak daha doğrusu anlatacağız. Ama genel teması bilgi ve eğitim olan bir sosyal medya olması. Arkamızın böyle bir özelliği var. Çağırmış olduğumuz konuklarımız da tamamen rastlantısal değil. Bizimle beraber bunun daha öncesinde yapan bir organizasyon olduğunu bilmiyorum. Bizim açıkçası ilk organizasyonumuz, o yüzden bazı aksaklıklar oldu. Başlangıçta bundan dolayı sizlerden özür diliyoruz. Arkamızın şu bununla birlikte şu an sahneye çıkacak olan iki startup'ımız daha var bizle beraber. Konuklarımızın konuları ve gelen startuplar aslında bizim ilerleyen dönemlerde yapacaklarımız ve bugün vereceğimiz faydayla alakalı noktalar olduğu için belirlenmiş oldu.